Hayırım. Behruz Bey bu ahengi bir çeyrek saat kadar dinlemekle mahzuniyetini derinleşerek yüreği kabarmaya, gözleri yaşarmaya istidat gösterdi. Ve bu dakikalarda Sarışın Hanım için Jölem, Jölem diye bir itirafta bulunmak istemediği halde, onun sevdai mülakatı, onun iştiyakı şedidi iltifatı bir çare gencin ruhunu bir pençeyi ateşini büdav istibdat altında eziyordu. Gölgede kalan yerleri gayet donuk nefti, güneşe maruz parçaları gayet parlak yeşil rengindeki çayırın üzerinde, fırsatı tenhai mevkiden bir istifade avare seyrane dan için olan bazı tuyur ehliyenin, birbirini kovalayarak öteye beriye dağılıp koşuşmaları, azade bir nazarı mutayyip edecek, asude bir fikri oyalayıp eğlendirecek temaşalardan, asardide ve piraneser ulu ağaçların sükuneti, asayiş nüma içinde yek diğeriyle misafahi dostanaya meyil göstermeleri ise, imbisatavari fikri hatır olacak ruhani manzaralardan. Halbuki Behruz Bey'in ruh ve fikir ve nazarı için bu temaşaların, bu manzaraların hiçbir lüfu olamadı. Çünkü o ruhu elemlak istiraka meyyal, o fikri nazarı avare diradur ufukların öte taraflarına süzülüp gitmeye talipti. Behruz Bey, Sarışın Hanım'ın vürudunu intizar mevkinde bulunduğundan zühul ederek arabasını çevirdi. Marmara Denizi'ni temaşaya müsait bir vaziyete koyduktan sonra terbiyeleri yanına bıraktı. Sağ dirseğini dizine, çenesini eline dayadı durdu. Nazargâh-ı tehassüründe uzanıp giden unsur-u mayinin keskin güneşe maruz safhâ-i tabanâki azametli bir deryayı nur gösteriyor ve sahile doğru yuvarlanıp gelen köpük ufak dalgalar ise o deryayı nur içimden alıp çıkarak ve oynaşa oynaşa yedi yerini kovalayarak şinaverlik eden beyaz güvercinleri andırıyordu. Behruz Bey'in nazarı bu manzarayı Dilrubay'ı da familiyle kaydı ederek ufka doğru süzüldü gitti. Ruh-u meyusunu, fikr-i mutellimini de beraber çekti götürdü. Biçare genç kendisine hiç de yakışmayan bu vazı melal içinde mebhut ve müstarak bulunmaktan ne kadar mütelezziz oluyordu. Müddet ömrünün ilk defaydı ki bu alemi huzuru masiva berendazı görüyordu. Mevcudiyeti elimesi bir mahviyeti mesudiye münkarip olmuş ve o mahviyet içinde maşukayı hayaliyesini cismaniyetten mücerret mahzı nur aynı ruh olmak üzere viraguş iştiyak etmişti. Bu esnada beyin dimağı bir neşve-i hazini, ruh dügaz ile serşar, gözleri bir giriye-i ateşini dimalsız ile katrebar idi. Hatta o sıcak katrelerden 3-4 tanesi parlak potinlerinin üzerine düştüğü halde biçarenin haberi bile olmadı. Ve bu surette alim istirakın en mahrem bir meclis ünsa ünsinde peyale nuş-i ahsan ve ezvak iken hayvanların önünde dikilip durmakta olan arabacı Ando'nun bulunduğu noktadan soluna doğru nim hatve meylederek efendisine hitaben Keşfi Bey geliyor. Bunu demesi, Behruz Bey'in gunudesi bulunduğu o canperver hab-ı sefa medardan bidar ve biçareyi defaten, duref kendeyi hacre-i dilarayı dildar eyledi. 9. Behruz Bey Keşfi'yi gördüğü gibi arabadan inerek, muhakbelesine gittiğinden iki genç badel musafaha konuşmaya başladılar. Bonjour Behruz Bey, bonjour mon ami. Siz buralara da yetişiyorsunuz maşallah. Şöyle azıcık yürüyerek dolaşsak olmaz mı? Yürüyelim. Zaten ben de arabada otura otura yoruldum. Quel nouvel. Rien, est-ce que vous êtes seul? No, j'étais des amis, akşama buradayız. Pourquoi? Yemek yiyeceğiz, bu gece clair de lune pek parlak olacak. Siz de beraber bulunur musunuz? Merci, moi je ne peux pas rester. Niçin? Parce que je ne suis pas au moins es. Gerçek, vous avez l'air d'être triste. No, si si, hem ben görmeyeli ne kadar bozulmuşsunuz? Bilmem, belki. Sizinkini gördüğünüz var mı? Benimki kim oluyor? La Belle Blonde. Hayır, o benim değil sizin. Size sormalı görüyor musunuz diye. Gerçek, geçenlerde teneffüs odasında Atıf Bey bir şeyler söyledi de sizi kızdırdıydı. Kara yıldız yok bilmem ne. Neydi o sözler? Zevzeklik ne olacak? Siz Blond'dan bahsedince o da öyle söyledi. Demek Blond'u gördüğünüz yok öyle mi? Hayır, neden böyle sıkı sıkı soruş? Halbuki münasebet pek ilerlemişti. Neden anladınız? Öyle ya, Jardin'de o önde siz arkada konuşarak geziyordunuz. Münasebet ilerlemeyince bunlar olabilir mi ya? İşte o kadarla kaldı. Saklıyorsunuz. Bugünlerde sizi pek an muhman görüyorum. Köşke ne zaman geldimse bulamadım. Bey gezmeye gitti cevabını aldım. Bu kurslar elbette tevekkeli değil. Ne zaman geldiniz? Haberim bile yok. L'amour fait oublier tout. Quel amour. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez quelque rendez-vous d'amour ici. Ma parole d'honneur non. Bu saatte burada bulunmanın başka ne manası olur? İşte siz de buradasınız ya. Demek ki sizin de bir randevunuz var. Benim gelişim ahbap hatır için. 9'da geleceklerdir. Gelirler görürsünüz. Gelecekler kimler? Tanımazsınız. İstanbul'dan birkaç kişi. Olabilir ya. Ey Blond'u siz de mi göremiyorsunuz? Siz varken artık o bize bakmaya tenezzül eder mi? Seriyozman söylüyorum ki 2 aydır yüzünü bile gördüğüm yok. Lakin hiç olmazsa aramaktan hali değilsiniz. Niçin arayacağım? Aramak için kendisine bir ilişiğim olmalı öyle değil mi?
Vous ne mentez pas, n'est-ce pas? Vous dites la vérité. Je dis la vérité. Tant mieux. Pourquoi tant mieux? Neyse, artık bahsi değiştirelim. Değiştirelim ama niçin sanmıyor dediniz? Hem bir ilişkiniz olmadığını söylüyorsunuz hem de onun bahsinden o kadar enterese oluyorsunuz. Allah aşkına söyleyiniz, pek merak verdiniz onun için. O gitti zavallı. Telaş ile, nereye gitti? Geri dönemeyecek bir yere gitti. Ne diyorsun? Anlayamadım ne demek istediğini. Vous l'aimez. Non, je dis que non. Eh bien, elle est morte la pauvre. Ah, gerçek mi? Hayır, yalan söylüyorsun. Est-ce possible? Parce que vous l'avez vu hier. Non, iki aydır görmedim diyorum, öyle olsun. Elle est morte, olmayacak şey. Ne zaman söyle bakayım. Bu kadar telaş edeceğinizi bileydim, söylemezdim. La faute à vous. Bir ilişkim yok dediniz, ben de söyleyiverdim. Gerçek öldü öyle mi? Allah aşkına doğru söyle. Evet, ma teessüf öyle. Pour fille, eskel aite malade. İşittiğine göre tifoya tutulmuş. Bir haftanın içinde gidivermiş zavallı. Neredeydi bunlar? Kızıl Toprak'ta, bir köşkte kirayla oturuyorlardı. Hemşirem gitmiş görüşmüştü. Çok yazık oldu kızcağıza. Elle était jeune, très jeune, n'est-ce pas? 18 ans ou 20 ans. Non marié, sans doute. Ne c'était pas, non ça n'est pas vrai? Belki yanlış haber verdiler. Vous connaissez la famille, qui est-ce que le père? Moi je ne connais pas. Hemşirem anlattı ama ben kulak vermedim. Na işte, bizim arkadaşlar geldi. Pardon mon ami, sonra gene görüşürüz. Au revoir. Au revoir. Biçare Bihruz Bey bu dakikada pek acınacak bir hali elim içine düştü. Gözleri kararmış, yüreği bir helecan-ı şedide tutulmuş olduğu halde dolaşıyor, bastığı yeri bilmiyor, gideceği noktayı tayin edemiyordu. Gökler başının üstünde fırıl fırıl dönüyor, yerler ayaklarının altından kaçıyordu. Zavallı birkaç defa denize doğru yürürken kendisini güçle geri aldı. Birkaç defa fena halde sendeleyip düşecekken nasılsa düşmedi. Muttasıl, es possible, es possible diyerek başını kollarını garip bir surette tahrik ediyor, hızlı hızlı giderken birdenbire durup düşünüyordu. Bu surette gezinip dururken bir aralık Keşfi Bey'in arkadaşlarıyla beraber kendisine doğru geldiklerini görünce bunlardan ürktü. Hemen geri döndü. Kemal İstical ile arabasına çıktı. Terbiyeleri derdest etti. Hayvanları kırbaçladı. Kalamış'a doğru süratle gitmeye başladı. Ando, pasa, Kızıl Toprağı nereden gitmeli? Biraz ileri giderse, sağa sapmalı. Es possible. Oui, excellence. Hangi yol daha yakındır? Asıl köye gidecekse bağlar içinde de yol var, kestirme yol. Es possible. Evet, pasa efendim. Na işte buradan doğruca köye gidiyorsun. Non. Sen yap possible. Hangi köşk gideceksin? Kira köşklerini tanıyor musun? Hayır pas efendim, bilmez. Es possible. Bihruz Bey arabasını bir takım dar, inişli yokuşlu taşlık çabuklardan süratle sürüyor ama nereye gitmek istediğini arabacı bilmediği gibi kendisi de bilmiyordu. Birkaç defa geçit vermez izbelere düştü. Bin müşkülatla arabayı geri alırken bir bağın kapısına şiddetle çarptırdı. Yaldızlı NR markasını çizdirdi. Nihayet gene doğru yolu buldu. Artık Haydarpaşa'da duvar dibinde eğlenmek istemeyerek doğruca köşke geldi. Salona çıktı. Kendisini bir kanepeye bir tabağına atarak müteessirane düşünmeye başladı. 4. kısım 1. Yalancı Keşfi Bey, Ziyehçerde'nin vefatı haberini siyahını vermekle Refiki Aziz'i Bihruz Bey'i kulağından zehirleyip beyninden vuracağını bilmiş olsaydı, o belli başlı yalanı, o sırma saçlı, ela gözlü, güneş yüzlü Nazen'in diruğu, pürfiruğu, dilfiri bir sarartıp soldurduktan sonra terleyip kullayıp da ortaya salıverir miydi? Ne çare ki Refiki Aziz'in sarışın hanımı gördüğü saatten beri saçlarının sırma tellerine körül iliştirip de geceli gündüzü hayalini takip, visalini temenniyle bir karar ve perişan hal olduğunu bilmiyordu. Hatta gene ihtiyata riayetendi ki Esma-i Muhaveri'de Bihruz Bey'in sarışın hanımla bir ilişiği olup olmadığını kendisinden sormuş ve beyin ketmi hakikat eylemesinden dolayı o musibet tellallığında bulunmaya cesaret etmiş idi. Mamafi asıl kabahat gene Bihruz Bey'in kendisindeydi. Keşfinin o koca mantörün yalan söylemeksizin bir dakika bile duramayacağını, binaenaleyh hiçbir lakırdasını gerçeğe dinlemek caiz olamayacağını kezzaplıktaki şöhreti marifesine binaen pek iyi bilmesi lazım gelirken, kendisine bila teemmül aldanmanın ve muhakeme-i akliyesini kaybedip hareketini şaşıracak derecelerde teserruat-ı seriya-ı şedideye terk-i nefsetmenin manası var mıydı? Evet. Keşfi Bey ki müteakaidin ricalden Şam defterdarı Esbak-ı Sehabi Efendi'nin hatimeyi evladı olan oğludur, rüfekası, ehebbası beyninde kezzaplıkla nam almış bir çelebidir. Bu nam ise kendisine min gayri istihkak değil bir hakkın verilmiştir.
Zira Keşfi Bey yalanı hem çok söyler hem de söylediği, uydurduğu yalanlara güzel şahı berkler verir, meharet perevanı dürû perdezandandır. Zekası halin, mizacı ifrata meyilden mücanip olmak cihetiyle, dünyada hiçbir fiil ve emelini merak derecesine vardırmamış olan bu beyin yalan söylemeye bu mertebede iptilası ise, tufuliyet ve sabavetinin bir yadigarı hazinidir. Keşfi Bey, 3-5 yaşlarında bir tıfla heveskar iken, israra başladığı masumane arzuları terviç olunmaz veya olunamaz olduğu zamanlar, çocuğun mahrumiyet vaveylalarını bertaraf etmek için veli ve veliyeleri tarafından mürebbiyane tevbihe bedel yalan söylemek cihet ihtiyar olunur ve çocuk bilahara muğfel olduğunu anlayıp da bundan dolayı bazı evzayı garibeyi tıflanı isariyle şikayetlere kalkışınca ya bir kahkahayı hayret ara veya daha büyük bir kizmi heves-i rüba ile mukabele edilirdi. Çocuk büyüdükçe zekası da büyüdü, zekası arttıkça hevesatı da yavaş yavaş bir sabrı ciddiye aldığı halde, valideyni ve bunlardan örnek alan sahilleri tarafından, çocuğun ifal ile idaresi meslek-i muzurru terk olunmadığından, bir çare sabi her gün nevi nevi, renk renk, musanna, gayri musanna, kaba, ince, münasebetli münasebetsiz yalanlar işite işite, kendisi de zihni mahdudunun müsaadesi derecesinde ve şaka tarzında ufak tefek yalanlar tertibiyle etrafında bulunanların aldatmaktan zevk almaya başlamış ve bu sui itiyat gitgide ahlak da kökleşerek zekasıyla mütenasiben büyüye büyüye temayülat-ı sairesine galebe etmiştir. Keşfi Bey yalanı kimseye mazarat vermek fikriyle söylemez. Fakat söylediği yalanların neticesi bir kimse için muzur olup olmayacağını da düşünmez. Onun içindir ki kalem refikleriyle sair ehibbası kendisini 40 yalan veya mantör veyahut farsör Keşfi Bey diye yad ederler. Buna da Keşfi Bey gücenip darılmaz. Bazıları ise madem ki yalan uydurmakta bu kadar meharetin var, bunu hüsnü istimal etmiş olmak için romancı veya hiç olmazsa şair ol diye takdir ve tergipte bulunurlar. Bundan da Keşfi Bey memnun olur. Şu hikayeyi teşkil eden vakayı ve ahvalin zamanı cereyanı olan bundan 25-30 sene mukaddemleri Avrupa görmüş bazı gençlerin iptidal zarafet perveranı, kibar zadegana ve sonraları hal ve vakitleri ikinci derecede bulunan cical evladının kabiliyetlerine sirayet eden alafrankalık illetine hasbel istidat Keşfi Bey daha düçar olmuş ve pederinin müsaade-i kudret ve mevki dairesinde olmak üzere frengane süslü gezmek, Fransızca okumak, bonjour, bonsoir, muzalebiyen demek için ve yolunda adam aramak, Türkçe lakırt ederken araya Fransızca lafızlar katmak, koltuğunun altında roman taşımak, israf ve sefahate, borç etmeye üzenmek ve Türkçeyi edebiyatsız, kaba bir lisan addedip bu lisanın cahili bulunmakla iftihar etmek gibi alafrangalığın o zamanca ve belki hala bile mirasim ve levazımından mağdut olan efkar ve evza ve malumatta velhasıl şeyayri milliyetten mümkün olduğu kadar sıyrılmak hususunda bu da akranı mertebesine yetişmişti. Keşfi Bey hilkaten eskiyadan idi. Fakat sabahbetinden beri atalete alıştırıldığı cihetle tahsil yolunda uğraşmak nefsince en ağır işlerden olduğundan, Türkçeyi öğrenemediği, öğrenmek istemediği gibi, bilimum alafranga beylere medar-ı mahzı mübahat olan Fransızca'yı da layıkıyla ele getirememiş ve helef yununa mütalik malumattan bir külliye bir behre kalmış idi. Zekasındaki hilm-i sükun, mizacındaki itidal hasebiyle, temayülat-ı ifrat kârenin hemen hepsinden vareste bulunan Keşfi Bey, aşkbazlık hususunu da behruz beyler filanlar gibi merak derecesine götürememiş idi. Kadınlara bakarsa bunu medeniyet levazımından saydığı için bakar, arkalarına düşmezdi. Sokakta, seyir yerlerinde yanından geçen veya karşısına çıkan bir kadına harfendazlıkta veya diğer bir muameleyi tecavüzkeranede bulunursa bunu da zerafet icabatından bildiği için yapar fakat musallat olmak istemezdi. Behruz Bey, Keşfi Bey'in temayülat-ı zühre pesendane hususunca kayıtsızlığını tecrübe etmemişti. Fakat mantörlüğünü, farsörlüğünü pek iyi bildiği cihetle onu aldanmaması lazım gelirdi. Halbuki Bahçe-i Umumi seyrinde Peribeş Hanım'ı gördüklerinden beri Keşfi Bey'den işittiği sözlerin sıhhatine tamamıyla kail olmamışsa da yalan olacağını hükmedemediğimden müezzet şüphat içinde günlerce haftalarca bir huzur olmaktan vareste kalamamıştır. Keşfi Bey'in ise Behruz Bey'in hissiyat-ı efkar ve harekatını takip ettiğimiz 2 ay müddet içinde refikleriyle 2 defa vaki olan mülakatında ağzından hemen her çıkan da kırdığı kiz bir sırf idi. 1. mülakatta evvela Periveş Hanım'ı tanırım, bizim köyden, belki de bizim mahalledendir dediği yalandı. Yalnız Periveş Hanım 2 ay evvel bir gün Kadıköy'üne geçmişti. Hanım vapurdan çıkarken Keşfi Bey de arkasında bulunduğundan bir iltizam feracesinin eteğine bastı. Kadın arkasına dönüp dargın dargın bakınca Keşfi Bey, pardon efendim, göremedim dedi. Zaten o hareketten emeli de hanımı kendisine baktırıp ne olursa olsun bir şey söylemekten ibaretti. Fakat hanımın şekli siması Keşfi Bey'in hatırına intikaş edecek kadar nazarı dikkatine çarpmamış olduğundan, Çamlıca bahçesinde hanımı tekrar gördüğü zaman tanıyamamıştı.
Saniyen yine o gün Bihruz Bey'den ayrılıp bahçeye girmek için arkadaşlardan birisiyle randevumuz var demesi de bütün lüzumsuz, hiç faydasız bir yalandı ki burası kendisinin o gün bahçede tek ü tenha bulunmasıyla da müeyyet idi. Salisen Bihruz Bey bahçede Periveş Hanım'ı takip ederken haset haset diye haykırması da sırf yalan, yani kendi kendisine büftandan ibaretti. Bihruz Bey'i Periveş Hanım'la değil, gerçekten bir peri zühre çehreyle bile dest ve deste ittifak görse, gene edna bir merareti hasetle Zayka Alut olmak Keşfi Bey'in mizacı lakaydanesinin şanından değildir. İkinci mülakatta evvela İstanbul'dan birkaç kişi gelecek demesi de yalandı. Şu kadar ki bağından çıkıp yalnızca Fener'e gelirken yol üzerindeki Bastiona lokantasına uğramış ve orada bağ komşularından tesadüf ettiği birkaç gencin Fener bahçesinde akşam tahmin etmek üzere karar verdiklerini işitmiş olduğundan, bunların elbette akşama doğru Fener'de görüneceklerini bir tahmin o zahiri gerçek yalanında öyle mahirane bir surette uyduruvermişti. Saniyen bu gece Mehtap pek parlak olacak demesi de mugayiri hakikat idi. Zira o gün Mah-ı Arabi'nin selhi idi. Binaenaleyh gecesinde dolgun bir ay değil, zayıf bir hilal bile görülemeyecekti. Fakat Bihruz Bey aylarını günlerini şaşırdığından Refiki'nin bu bedihi yalanına da dikkat edememişti. Salisen Periveş Hanım'ın tifoya tutulup vefat ettiğini, ailesinin Kızıl Toprak'ta kirayla bir köşkte bulunduklarını, kendi hemşiresinin köşke gidip hanımla görüştüğünü söylemesi de koca başlı ve elli ayaklı bir yalan idi. Ne faydası var ki Bihruz Bey aklı tecrübesinden istifade edebilecek kabiliyette olmadığından Refiki'nin kisvi hakikatten külliyen ari olan bu ifadat ve ihbaratını layık olduğu derecede hükümsüz tutamadı. 2. Sevda ki bir insanın yalnız gönlüne değil, akıl ve fikrince irade-i cüziyesine, velhasıl bütün hafsasına, kuvayi maneviyesine hakimdir. Daima şüfat ve tevesbüsat içinde bulunmaktan mahsus olduğundan, sem-i nazar her işittiği, her gördüğü şeyi onun mizacına göre işitip görmeye, kuvve-i akile her hükmünü onun arzusuna göre vermeye mecburdur. Bihruz Bey birkaç zamandan beri tefekkürat ve tahassüratının kasbettiği tavrı ciddiyete nazaran, bir sevdakeş addettiğimiz halde yalancı Keşfi Bey'den işittiği kara haberlere inanıverdiğinden dolayı mazur görmekliğimiz iktiza eder. Bahusuz Periveş Hanım'ın iki aydan beridir hiçbir meselede görülememesinden ibaret olan zahir halde Keşfi Bey'in ihbarındaki sıdkı müeyyit değil midir? Filhakika Keşfi'nin o koca mantörün ihbarında kazip olmak ihtimali bir çare Bihruz Bey'in hatırından hiç geçmedi değilse de, sevda o vesveseden, heyecandan, ızdıraptan hoşlanan, o tenhalıklara, mahzuniyetlere, o karanlıklara, matemlere meyil gösteren, o derin derin istiraklara, gizli gizli ahlara, sine sine ağlamaklara meftun olan sevda, derhal o ihtimalin önüne geçerek icaz kerane bir lisan-ı fitne beyan ile, işittiğin doğrudur, inan, inan ki hal yamandır. Ağla ki tesellisi mümkün olmayan bir felaket içindesin. Yan yakıl ki dermanı bulunmayan bir derde uğradın. Ah, la belle blonde, elle est morte. Çünkü Bihruz Bey'in sevdası Fransızca'da öğrenmişti. Evet, o sırma saçlı, ela gözlü melek, o güneş yüzlü, ahu bakışlı güzel, o şirin sözlü dilberi nazende hiram, o letafeti mücesseme, o şerafeti müşahhasa, o ruhu revan, o biçare duhteri nevresidi. Ah, ne söyleyeyim. İşte o şer adore gitti, diri diri. O yeni açmış sarı gül soldu. O 18 baharın revnakı taze fidan kurudu. O melahat bürcünün bedri tabendesi ebediyen münhasif oldu. O cihan arayı hüsnü cemal olan peykeri nur heyetiyle mezara düştü. Efsus, efsus. Ya ben ne olacağım? Ah, ben de onun gibi can verip gidebilsem benim için ne büyük bir saadet olurdu. Halbuki ben ölemeyeceğim. Ben bir nezi daimi içinde senelerce muzdarip olduktan sonra nimürde ve perişan kalacağım. Bundan böyle benim mesire yesü melalim tenha sahralar, bundan böyle benim karargahım karanlık ormanlar olacak. Bundan böyle ruzu şeb alguşu daiye-i matemde sakin sakin ağlamaktan başka bana yapacak bir şey kalmadı. Ya sen ne olacaksın? Sen de beni o talihsiz başından atıp, o meyus ve mukedder kalbinden çıkarıncaya kadar benimle beraber azap çekeceksin. Halbuki ben seni başından kolay kolay atılmayacağım. Halbuki ben seni yüreğinden kolay kolay çıkmayacağım. Her gece sabahlara kadar seni uykusuz bırakacağım. Her gün akşamlara kadar seni tenha ve melal lefsa yerlerde dolaştırıp bir tabi tüvan edeceğim. Sana her dakika yetimler gibi ah ettirip seni her saat garipler gibi ağlatacağım. Ah uçtu. O piristuyu dilcuyu ümmit uçtu. Ah söndü. O şeymi canefruzu emel söndü. İşte bak ben ağlıyorum. Senin gözlerin niçin yaşsız duruyor? Sen de ağla. Ağla bakayım. Ha şöyle. Oh ağla ağla. Zavallı kızcağız. Tifoya tutuldu deniyor. Yanlış. Veremden gitti. Zalim verem.
O bir kurttur ki daima öyle nazik fidanlara arız olur. Onu da galiba ben davet ettim. Niçin itiraf etmeyeyim? Zavallı kızın 2 ay içinde topraklara düşmesine benim de yardımım oldu. Birkaç seneden beri Nazenin'e musallat olmaya başladım. Gündüzün meclisini tenha bulunca Efsun Kerane yanına sokulur, sırma saçlarına asılır, bir suretle beynine girmeye yol bularak hayalatını gıcıklardım. Geceleyin bister güzini naz olduğunu görünce baş şikarane Cema habına çıkar, bir takriple koynuna girer, kalbinin üzerine yatarak hissiyat-ı rakikasını saatlerce bidar bırakırdım. Böyle böyle kendini kendisine tanıttım. Bir dereceye kadar da sevdirdimse de yüreğinde istediğim mevkiye mümtaza nail olamamış idim. Bu maksat ele getirmek için türlü türlü hileler düşünüp fırsat gözetmekteydim. Çünkü kızcağızın meşrebi pek âli, tabiatı pek müşkülpesentliydi. Gösterdiğim genç beylerin kimisini pek ağır, kimisini pek hafif, kimisini pek kaba, kimisini lüzumundan ziyade nazik, kimisini çok şık, kimisini tabiatsız buluyor, kiminin tavrını beğenmiyor, kiminin bakışından haz etmiyor, kiminin sözünden sohbetinden hoşlanmıyor, hele hiçbirisinin edukasyonunu matluba muvafık görmüyordu. Bunların içinde Keşfi Bey'i bir dereceye kadar beğendi. Bundan enterese olmaya başladı. Lakin Keşfi Bey maymun iştahlı bir çocuk olduğundan kızcağıza bugün fevkalade meyil gösterirse yarın soğuk soğuk bakardı. Bundan dolayı gönlünü iyice yerleşemiyordum. Nihayet seni gösterdim. Senin yüzünü, süsünü, tavır ve muameleni, hususuyla ekipajını ve cümleden ziyade edukasyonunu beğendim. Sana derhal meyletti. O zaman ben de kendisine daha ziyade hulul edip daha ziyade makbul ve müttefiti olmaya başladım. 5-10 gün içinde münasebetimiz o kadar ilerledi ki kendisinin mahremi esrarı, nedimi efkarı, hemdemi gam küsarı hep ben idim. Bu hasıl olduktan sonra yavaş yavaş muameleyi değiştirdim. Garip garip efsanelerimle, hazin hazin ilkatımla, hırçın hırçın hevesatımla ruhun istediğim gibi sıkmaya, beynin istediğim gibi yormaya, gönlün istediğim gibi üzmeye muvaffak oldum. O zalim verem de bir taraftan ciğerini yiyip duruyordu. Nihayet zavallıyı öldürdük gitti. Benim fiilimde sen de bana şeriksin. Demek ikimiz de suçluyuz. Ya senin o münasebetsizliğin neydi? Kara Yağız. Hiç öyle bir nazik, öyle bir nazenin güneş kızına sen siyah çerdesin denir mi? Vah vah Behruz Bey, yazık sana. Artık bu remor yalnız sana aittir. Bu kabahati affettirmek için ağlamak, mersiyeler yazmak, yazdırmak, ruhuna dua etmek, mezarına... Ah, mezarını da öğrenemedik. Mezarına gidip toprağına yüzünü gözünü sürmek, çiçekler götürmek senin işindir. Ağla bakayım. Ah şöyle, oh. Ağla ağla. Bak bana, ben de ağlıyorum. Evet, o kusuru affettirmelisin. Bundan sonra dünya güzeli olsa bir kadına bakmamalı, bundan sonra cennet bahçesi olsa bir mesireye gitmemeli. Ömrün oldukça o bahsızın matemini tutmalısın. Hele siyah çerde diye gönlünü kırdığın zavallı kızcağızın son nefesini verirken, Behruz ah, Behruz dediğini kıyamete kadar unutmamalısın, diyordu. Yalancılıkta Keşfi Bey'e taşlar çıkaran tıflı tanrısı Sevda'nın, bunut kubiliği Nemek'in ve şirini dinledikçe, biçare Behruz Bey acı tatlı bir alay hissiyatı müheçiğiyle için için nalan ve giryan oluyordu. Kara haberi Keşfi Bey'den aldığı zaman, hiç olmaz ilk ağız olarak, seton pesibul, seton pesibul diyebilmiş idi. Lakin bunu Sevda'nın lisanından işitince, tuz kilya de plubre demekten başka ağzından bir söz çıkamıyordu. Ah porfi, mürür adizitan, komse trist. Keltert en konosolap, purmuva. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? O pünes, o espri, o güzellik, o gençlik hepsi mahvoldu. Evet, bana büyük bir sempatisi olmasaydı ne mecburiyeti vardı ki benim için bahçeye insin, lakın yanında dursun, benim de lakırdı etsin. Verdiğim çiçeği alsın göğsüne taksın. Zavallı çiçek, kim bilir ne oldu? İhtimal iki çiçek birbirine sarıldılar da öyle kurudular gittiler. Ağlayayım, ağlayayım. Bari hiç olmazsa siyah cerdeyi affettirmiş olaydım. O da olmadı. Bana ne büyük bir remor. Ben bu remoru konsiyansımdan nasıl çıkarabilirim? Mektup alırken nasıl da mahzun mahzun bakıyordu. O bakışlar adiyo, adiyo demek değil miydi? Tifo, ne münasebet, verem olmalı. Öyle nazik vücutlar hep veremden giderler. Ah, bundan sonra dünya bana haram olsun. Bundan sonra hiçbir kadına bakmayayım. Bundan sonra hiçbir seyre gitmeyeyim. Ölünceye kadar onun için ağlayayım. Acaba zavallıyı nereye gömdüler? Buna haber almalıyım. Mezarını ziyaret edip çiçekler götürmeliyim. O da bir çiçek değil miydi? Çiçek çiçekten memnun olur. Mezarının başında ağlamalı, ağlamalı, ağlamalıyım. O kadar ağlamalıyım ki beni affettiğine konsiyansım kanmalı. Lakin mezarını kimden haber alayım? Ah hain Keşfi, doğru söylemez ki. Zavallı kızcağız. Ağlayayım, gene ağlayayım ki yüreğimin ateşini ancak ağlamakla teskin edebiliyorum. Mon Dieu, madem ki benim şer adölemi aldın, beni de öldür. Ben bu ayrılığa tahammül edemeyeceğim.
Firkatzade Behruz Bey'in bu düşünüşleri, bu söylenişleri, bu ağlayışları bilhassasına 3 saat kadar imtidad etti. Akşam saat 1 olunca Michel salona girdi. Tağımın hazır olduğunu haber verdi. Çenesini bıçak açmayan bir adamın tağıma iştahası olur mu? Halbuki Behruz Bey her ne zaman bir sebeple yemek yemeyecek olsa keyfiyet derhal hareme akseder, onun üzerine dadı kalfa beyini bulur. Beyim, niçin yemek yemedin? Keyifsiz misin? Hanımefendi merak ediyor. Ben de merak ettim de geldim. Bana söyle, bir şeye mi canın sıkıldı? Yoksa bir kederin mi var? Allah'a emanet, hasta olmadı. Yol istifsarlarla beyi bir huzur etmeye kalkışırdı. Bu defa ise öyle suallere cevap tedarik etmek gibi bir sıkıntıya düşmek ve hususiyle hali melalinden dadı kalfaya renk vermek Behruz Bey'in işine gelmiyordu. Onun için hahünaha salamenjeye gitti. Sofraya oturdu. Her yemekten tabağına birer parça aldıysa da bazısını tuzsuz, bazısını tatsız, bazısını yağsız, bazısını da pek yağlı diyerek bıraktı. Bu suretle hele tağım gailesinden kurtuldu. Tekrar salona gitti. Bir aşağı bir yukarı gezine gezine gene düşünmeye, gizli gizli ah edip gözlerinden katreler düşürmeye başladı. Saat 3'ü bulunca hareme girdi. Yatak odasına gitti. Dermutat dadı kalfanın ihanesiyle soyundu. Hemen yatağına düştü. 3. Behruz Bey o geceyi pek rahatsız geçirdi. Yatağın içinde saatlerce bir taraftan bir tarafa döndükten sonra uğraşa uğraşa dalabildiyse de uykusu uykuya benzemez bir buhran haliydi. Bu buhran içinde ara sıra sayıklar, dişlerini gıcırtatır, uyanır gene dalar, dalarken olduğu yerde sıçrardı. Bunlara sebep de rüyasında Periveş Hanım'ı garip bir surette görmesiydi. Hanım kefenini yırtmış, sırma saçlarını iki yanından kara toprağın üzerine dağıtmış olduğu halde, kireç gibi bembeyaz kesilen çehresiyle Behruz Bey'e görünür ve iki solmuş gül yaprağına müşabih dudaklarını oynattıkça arasından fırlayan siyah çerde lafızları semli birer ok gibi biçare gencin kulağından girip yüreğini delik delik ederdi. Behruz Bey o müziç uykudan alev seher gözlerini bütün bütün açabildiyse de halsizliği sebebiyle yatağından çıkamadı. Bir saat sonra dadı kalf oda kapısına geldi, sessizce kapıyı aralık etti, baktı. Beyefendisinin uyanık olduğu halde çıkmadığını anladı. Telaşlı telaşlı içeriye girdi. Beyi öyle takatsiz, çehresi soluk, gözlerinin etrafı morarmış bir halde görünce şaşırarak hemen suallere başladı. ''Ne oldun beyim, hasta mısın?'' ''Biraz keyfim yok.'' ''Bir yerin ağrıyor mu?'' ''Başım ağrıyor, gene uyuyamadım da, bir şey değil, geçer.'' ''Ben anlıyorum beyim, bugünlerde senin bir kederin var, bizden saklıyorsun öyle değil mi?'' ''Hayır, hiçbir kederim yok.'' ''Öyleyse soğuk mu aldın? Sıcak mı geçti? Ne oldu da keyfini bozdun bakayım?'' ''Bilmem, belki soğuk almışımdır.'' ''Kahvaltını getireyim mi beyim?'' ''İstemem.'' ''Hararetin varsa bir limonata yapayım.'' ''Onu da istemem.'' ''Ne istersen söyle de yapalım.'' ''Rien, Genève Rien, yalnız bir cam açsan, jöbüril.'' ''Bulantın var galiba, Rien getireyim.'' ''Cam açmak olmaz, belki terlisin, soğuk alırsın.'' ''Yok ha canım, bulantı filan değil, yanıyorum da.'' Dadı kalfa istorları kaldırdı, odadan çıktı. Hanımefendiyi buldu. Beyin keyifsizden ihbar etti. Behruz Bey bir vezirzade olmak haysiyetiyle daha tıflı şirhaniyken dayıların, dadıların ellerine ve biraz sonra uşaklara teslim olunduğundan bu avanda valideynini nadiren görürdü. Tufuliyetten kurtulduktan sonra mektebe gitmek, çarşı pazarda midillilerle gezmek zamanı geldiği için anasını babasını gene çokluk görmezdi. Alemi sabavetten, alemi şebaba intikal edince beyefendi iptida araba sevdasına düştü. Badevi alafrangalık illetine giriftar oldu. Bilahare bunlara sair hevesatla karıştı. Peder paşa irtihal etmekle paşa bir de miras yedilik çıkınca türlü türlü sefaatler, israflar yol aldı. İşte bey gece gündüz bunlara sarf efkar etmekten bir sakfin altında bulundukları halde günde yarım saat olsun validesini görüp görüşmeye vakit bulamaz olmuştu. Yalnız geceleyin yatmaya gider veya sabahleyin haremden çıkarken valide hanımın oturduğu odanın kapısından bakarak eğer hanımefendi oradaysa alafranga bir edayla bonsuvar veya banlui veyahut bonjour mer deyip zavallı kadından karşılık almaya da lüzum görmeden çekilir giderdi. Periveş Hanım gailesi meydana geldikten sonra Behruz Bey valide hanıma o kadarcık olsun selam sabah etmeyi de unuttu. Mahzun Bey'in sair birçok münasebetsiz ve yakışıksız ahvaline layıka olan bu muamelesinden dolayı da valide hanımefendi ona epeyce gücenmiş, kırılmış idi. Bu kırgınlık, bu güceniklik halinde bile zavallı kadın, oğlunun keyifsizliği haberini alır almaz yerinden fırladı. 10 saniye içinde Behruz Bey'in başucunda bulundu. Behruz Bey'in rahatsızlığı kadını vehle-i nazarda fena dehşetlendirdi. Elini oğlunun alnına götürüp de ateşler gibi yandığını anlayınca derhal hekime adam koşturulmasını emretti. Hekim gele dursun, bunlar ana oğul şu veçiyle konuşmaya başladılar. ''Ne yaptın Behruz'um oğlum? Niçin hastalandın? Terli terli su mu içtin? Dondurma mı yedin? Söyle bana bakayım.'' ''Hayır madam,
Yoksa şemsiyesiz çok gezdiğinde güneş mi çarptı? Bilmem, her vakit geziyorum, bir şey olmuyordu. Biraz canın da sıkılıyormuş. Neden sıkılıyorsun evladım? Size kim söyledi sıkılıyorum diye? Valideler evladını görmese de hallerinden haber alırlar. Bana kimse bir şey söylemedi. Ben kendim anladım. Oturuşundan, kalkışından, yemenden, içmenden, her halinden öyle anlaşılıyor. Hayır, hayır, sıkılmıyorum. Paran var mı bakayım? Ne kadar paran var? Biraz daha var. Var ama borcum da var. Hele bir tanesi pek edepsizlik ediyor. Neyse, onu da vereceğim. Konak satılsa? Konağı satma. Babandan kalan malındır. Ben karışmak istemem. Lakin şimdilik ilişme. İleride benden kalacak bir iki parça şeyle beraber üzerinde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Borçlarımı vermeyeyim mi? Ben senin borçlarını yavaş yavaş öderim. Şimdilik de sana bir 150 lira vereyim. Fakat bugün değil, bir hafta sonra. Olmaz mı oğulcum? Mersi. Min mersi şermer. O ne demek? Türkçesini söyle de anlayın. Teşekkür ederim validen. Bu aralık valide ile oğlun nazarları birbirine tesadüf etmiş idi. Bebekleri defaten büyüyen bu dört gözün etrafı sular içinde kaldı. Bihruz Bey dermanı bulunmayan bir derdi hayat fersanın ızdırabiyle, rubudes saman, iadesi kabil olmayan bir hicran-ı müebbetin ateşi takat güdaziyle, suzan ve nalan olduğu halde, ilelebet zamirinde mahvuz kalmasını istediği derdi nihanını isare mecbur olmaksızın, bir tesliyeti rahimaniye, kalbi zayıfi şiddetli arz ihtiyaç ediyordu. Dünya yüzünde hiçbir kimseden nail olamayacağı bu tesliye tamuşaniyi, merhamet keraniyi, maderi mihribanının o şule-i nazarı şefkatinde buldu. Maderi mihriban ise ferzende heves perestinin saikar heveskâr-ı şebap ile vaki olan her bir kusurunu affedip unuttuktan sonra, varını yoğunu da selameti uğrunda feda etmek için, oğlundan hissi nedameti müş'ir edna bir vaz-ı nümayişe müftekir ve muntazır bulunuyordu. İşte bu nümayişe nur-u didesinin o cilve-i nigâh-ı memnuniyetinde gördü. Onun için ikisinin de gözleri yaşla dolmuş idi. Hekim geldi. Bihruz Bey bir iyice muayene etti. Vücudunda belli başlı bir hastalık alameti bulamayınca, rahatsızlığı şiddetli bir tehyüce asabi neticesi olmak üzere telakki etti. Binaenaleyh, hastanın asabını yatıştırma kararetini kesmek için lüzum gördüğü ilaçları yazdı. Bir iki gün himye ve istirahat tavsiyesiyle çıktı gitti. Hasta o gün yataktan çıkmadı. Gece biraz rahatça uyuyabildi. Ertesi gün vücudundaki hararet zahil oldu. Keyfi de bir dereceye kadar düzelerek rengi yerine geldi. Yalnız ara sıra birdenbire gözleri dalıp 3-5 dakika kadar kendisi mebhut duruyor ve sonra gene aklını başına toplayabiliyordu. Üçüncü gece uykusu daha sakin, sabahleyin uyanışı daha hafif oldu. O gün iştahsı da epeyce arttığından her günden iyi yemeğini yedi. İkindiye doğru giyindi, bastonunu aldı. Yayan olarak dolaşmak üzere köşkten çıktı. Bağlar arasından ağır ağır yürüyerek ve tabiatın eşgal-i elvan ve esbatça arz ve isar ettiği ahengi garip ve latifi temaşa ve istima için her 5-10 adımda bir durarak bulgur üzerlerine kadar çıktı. Sonra gene döndü, köşke geldi. Bihruz Bey tıflı dilbazı Sevda'nın arzu ve tavsiyesi veçiyle tenha yerlerde bulunup gezmekten zevk almaya başlamış ve araba Sevda'sını artık gönlünden çıkarmıştı. Bu yolda gezişler bir hafta kadar devam etti. Vücutça halsizliği yavaş yavaş geçiyorsa da başındaki ağırlık hiffet bulamıyordu. Bir çare genç gezintilerinde daima insanlardan hali yerler arar ve yolunda bir kimseye tesadüf edince başını öbür tarafa çevirirdi. Temaşayı tabiattan bir türlü fekki nazar istirak edemezdi. Bedai kudretten her neye baksa onda sarışın hanımın bir hayali hazinini mütecelli görür, ahengi bülendi tabiatı terkip eden esvattan hangisini işitse ona gene sarışın hanımın bir kelime-i ızdırabını, bir enin inkisarını, bir nami-i şikarı garamını duyardı. Bundan dolayı daima için için iner, sine sine ağlardı. Fener'de Keşfi Bey'den ayrılır ayrılmaz uğradığı ilk teserruat kalbine hep birden hücum ve savlet ederek havas ve kuvvasınca badi-i teheyyücat ve tezelsülat olmuş idi. Bu tesirat kalbinde yerleşince havas ve kuvvasındaki heyecan da mübeddeli sükun oldu. Kalkgahında bidayeten iştihal eden ateş hicranın serkeş zebaneleri gencin efkarını, hissiyatını kavurmaya kalkıştığından zavallı firkatzade dehşet ve telaş içinde ne yapacağını şaşırmış idi. Ateşin şule-i hiddet ve şevki zail olunca efkar ve hissiyatındaki ihtiraki saman güdaz da kesb-i itidal eyledi. Bihruz Bey'in sarışın hanıma ait olarak artık yalnız bir emeli kaldı ki, o da siyah çerde münasebetsizliğinden dolayı vaki olan kusurunu affettirdiğine, vicdanınca kanaat hasıl oluncaya kadar ser-i hakinde yüka ve duaya devam etmek idi. Lakin o nur-u mücessemin düştüğü mezarın nerede bulunduğu bilinmiyordu ki o yegane emelin istihsaliyle hemen iktidar edilsin.
Mezarı haber verecek varsa gene Keşfi Bey idi. Halbuki Bihruz Bey içinde bulunduğu inkisar ve bitabi halinde Keşfi Bey'e arz-ı çehreyi melal etmekten tehaşi ediyordu. Onun için halinde sükuni tam hasıl oluncaya kadar birkaç gün beklemek iktiza ediyordu. 4. Fener hengamesinin 13. salı günü Bihruz Bey kalem esvabiyle haremden çıktı. Arabasını ısmarladı. Bir iki lokma yemek yedikten sonra arabaya bindi. Doğruca Üsküdar'a indi. Çünkü Kadıköy taraflarını görmek istemiyordu. İskeleye varınca arabadan indi. Vapur kalkmak üzere olduğundan biraz acele etmesi vapur memuru tarafından ihtar olunduysa da Behruz Bey bu ihtarı ehemmiyet vermedi. Tamam mevkiften geçip vapur iskelesini ayağına attığı sırada vapur iskeleden ayrıldı. Behruz Bey o zaman hareketini tetrih etti ve iskelenin kenarına vardıysa da vapurla iskelenin arası haylice açılmış bulunduğundan atlamaya imkan olamadı. O halde Bey olduğu noktada kalıverdi. Vapurun içinde bulunanlardan bir takımı hususuyla kadınlar vapura yetişemediğine teessüf tarzında Bihruz Bey'i birbirlerine gösterip gülüşüyorlardı. Bu hanımların içinde bir tanesi de Periveş Hanım'dı. Bihruz Bey'in nazarı nevmidanesi bunu görüp de bir bevcu hayret içinde teşhisine muktedir olunca yüreği öyle bir şiddetle çarpıp başı öyle bir dehşetle dönmeye, gözleri öyle bir halde kararıp vücudu öyle bir derecede titremeye başladı ki bir gayreti fevkalade ile kendisini iki adam geriye almasaydı hiç şüphe yok denize gidiverecekti. Bereket versin boğa çok sürmedi. Zorlaya zorlaya aklını tekrar başına toplayabildi. Uğraşa uğraşa gözlerini açtı. O gördüğü çehreyi bir daha görmek için nazarının olanca kuvvetiyle ileriye baktıysa da vapur gereği gibi uzamış olduğundan o kadar beyaz başlar içinde aradığını tefrik edemedi. Bunun üzerine vapuru durdurmak için kaptana haykıracak olduğu sesi çıkmadı. O dakikada kendisini vapurdan evvel köprüyü ishal edecek bir vasıta yaratılsaydı bu vasıta için beyefendi tekmil varını ve belki nakdineyi ömrünü verirdi. Mon Dieu, quel vision que ça. Est-ce que je rêve? No, ta kendisiydi, evet, oydu. Ah, ne kadar bozulmuş, ne kadar zayıflamış. Ah, yalancı Keşfi. Kanay edepsiz. Ne zevk buldu da o yalan uydurdu. Laş köpek, lakin nasıl dediğimde şuna yetişeyim. Ah, bir balon olsa. Bir balon yok mu? Bihruz Bey'in böyle söylenerek, mütelaşiyane öteye beriye seyirttiğini gören kayıkçılar etrafını aldılar. Ve beyefendi, buyurun size şu piyadeyle götüreyim. Kalafattan yeni çıktı. 20 dakikada İstanbul'a varırız. Gel ağabey, iki çifte gidelim. Bana 2 çeyrek ver, vapur köprüye varmadan seni sirkeciye çıkarayım yolu tergivata başladılar. Bihruz Bey, İstanbul'a vapurdan evvel yetişmek sözünü işittiği gibi o şaşkınlık halinde buna imkan tasavvurla kayıkça hitaben, 2 çeyrek değil sana 2 lira var. Ama şu kavil ile ki beni dediğin gibi vapurdan evvel yetiştireceksin diyerek gösterilen 2 çifteye atladı. Kayığa dayandılar. Hamleciler küreye yapıştı. Kayık vaka epeyce bir süratle suyun üzerinde fışır fışır kayıp gitmeye başladı. Bihruz Bey'in kendisi kayığın içindeyse de fikri bin tarafa birden dağılmıştı. Ölü sıra daima uzaklaşarak gitmekte olan vapuru nazarıyla takip ettiği kadar sabırsızlığından oturduğu yerde çırpınıp duruyordu. Kayık bir hayli gitti. Hayfaki Bihruz Bey'in hamlecileri henüz Kız Kulesi hizalarında pala çalmaktalarken vapur köprüye varmış müşterilerini çıkarmaya başlamış idi. Ayol hamleci ağa, vapur köprüye vardı biz daha saray burnunu tutamadık. Hey efendim, sular bozuk. Sular bozuk olmasaydı şimdi yiyecek sirkeciye vardık gittiydi. Baksana anafora, sergi bakıyor. Sen bana vapurdan evvel varırız demedin mi? O ne kadar olsa vapur, onu ateş yürütüyor, bunu yürüten kol. Kurnaz hamlecileri iskat etmek kabil midir? Bihruz Bey bu faydasız muhavereden sarf-ı nazarla kürekçilere, aman gayret, aman gayret diyor, hamleciler de mevhut olan 2 lirayı değilse de 2 mecidiyeyi olsun hak etmek için son derecede bezdi kudret ediyordu. Vapura nispeten 10 dakikadan ibaret bir teyhürle hele sirkeciye vardılar. Bey mecidiyeleri bırakarak kayıktan fırladı. Rast geldiği bir arabaya bindi. Yolları nazarı teftişten ayırmaksızın köprüye kadar kemali süratle gitti. Bu gidişten meram Periveş Hanım'a tesadüf etmek idi. Hanım bu yollarda görünmeyince köprüyü geçmek, beyoğluna çıkmak üzere arabacıya emir verdi. Beyoğluna çıkıldı. Taksim'e kadar gidildi. Periveş Hanım'dan eser görülmedi. Onun üzerine tekrar İstanbul'a geçilerek Baba Ali'ye varıldı. Bihruz Bey kalemde bulacağını ümit ettiği Refik-i Aziz'i Mantör Keşfi Bey'in o münasebetsiz yalanını yüzüne vurmak hevesine düşmüş idi. Bu hevesle kalem odasına doğruldu. İttida paltosunu, bastonunu bırakmak için teneffüs odasına girdi. Keşfi Bey sakoslu sırtında, bastonu da elinde olduğu halde, ayak üzerinde odacıya şu yolda emirler veriyordu. Gazetelerimi vapura bırakırsın, her gün değil ha, 2-3 günde bir. Ben kamarota tembih ettim, bizim uşağı teslim edecektir. Vapur birkaç tane, hangisine? 5 numaralı vapura, daima ona. Kamarotun adı nedir? Kamarotun adını bilmek lazım değil. Bunlar Keşfi Bey'in adamına verilecek dersin işte o kadar. Bir de beni soran görmek isteyen olursa İstanbul'da olmadığımı söylersin. Baş üstüne.
Behruz Bey, Keşfi Bey'in odacığa söylediği sözlerden bir şey anlayamadı. O zaten kendi gailesiyle meşgul ve bir karar idi. Keşfi Bey işini bitirip de Behruz Bey'e dönünce iki refik vaden misafaha konuşmaya başladılar. Bonjour Behruz Bey, bonjour mon ami. Muajje par vous savez? Pour où? İptida İzmir'e uğrayacağım, sonra Beyrut'a, oradan da Şam'a kadar gideceğim. Sebep? Pederin bazı işleri var, arazi işleri, satılacak, tefrik edilecek de satılacak, uzun işler. Gerçek mi söylüyorsunuz? Vah vah, ne vakit gidiyorsunuz? Yarın gidiyorum, bugün de bir vapur vardı ama yetiştiremedim. Acayip. Voyaj çok sürecek mi? Vah vah. 2,5 ay için izin aldım, fakat zannederim işler 3-3,5 ay kadar sürecek. Çok şey, vah vah. Çok şey, vah vah, ne demek istiyorsunuz sanki? Niçin çok şey, niçin vah vah? Hayır, yarın mı çıkıyorsunuz? Artık zaruri öyle. Mon ami, bana müsaade ediniz. Bir iki işim var. Bari bugün onları bitireyim de yarın bütün devrik alayım. Acayip, azıcık durunuz, bu kadar acele. Bekleyecekler, geç kalırım. 1-5 dakika durursanız kıyamet kopmaz. Canım birader, geçen gün niçin beni öyle aldattınız? Size yakıştıramadım. Ne gibi? Fars olur ama o derecesi hiçbir vakit layık değildir. Anlamadım. Canım La Belle Blonde için Fener'de hatırınıza gelmiyor mu? Evet. Ne olmuş? Mort demediniz miydi? Evet dedim. Niçin o yalanı uydurdunuz? Hangi yalanı? İşte o yalanı. Sanki ölmemiş mi demek istiyorsunuz? Öyle, safa sağlam gezip duruyor. Impossible. Nasıl impossible? Kendi gözümle gördüm. Nerede gördünüz? Vapurda, Üsküdar vapurunda gördüm. Mümkün değil. Eğer ölülere mezarlardan kalkıp vapurlara binmeye, kefenlerini yırtıp feraca giymeye izin verildiyse başka. Yoksa impossible. Kendi gözümle gördüm ayol. Arkasından gittiniz, konuştunuz öyle mi? Hayır. Vapur açılıverdi, ben yetişemedim. Fakat kadınların içinde oturuyordu. Beni gördü, gülümsedi bile. Olamaz şey. Sakın hemşiresi olmasın. Bir büyük hemşiresi vardır, biraz benzerler. Hemşiresi mi? Öyle ya. Bir dul hemşiresi var imiş. Ben onu da görmüş idim. Gördüğünüz mutlak odur. Başka türlü olamaz. Acayip. Mutlak odur. Muhaverenin bu noktasına yetişince Behruz Bey birdenbire durdu, çehresi bozuldu. Şaşkın refikinin yüzüne bakarak düşünmeye başladı. Fil hakika gördüğü hanım ki sarışın hanıma benziyordu, biraz daha zayıf, biraz daha renksiz değil miydi? Halbuki sarışın hanımla vapurda gördüğü hanım arasında simaca, renkçe, hace ve hususiyle kıyafet ve zerafetçe meşhut olan farkların daha külli olduğu şimdi tahattür olunarak şimdi itiraf ediliyordu. Evet, sarışın hanım teri taze, pembe yanaklı, açık sarı saçlı olduğu halde benzeri olan hanım yaşlıca, donuk benizli, kumral saçlı değil miydi? Sarışın hanımın yaşmağındaki, hotozundaki zarafet, halindeki, edasındaki letafet benzeri olan hanımda var mıydı? Demek ki bu defa Keşfi Bey pek doğru söylüyordu. Ah ki pek doğru söylüyordu. Eyvah ki 2 saat evvel ziri perdeyi ümide girmekle şekil ve heyeti nabedit olan çehre-i abusi hakikat ayaniyeti tamme ile meriyet sabıkasını yine bulmuş idi. Keşfi Bey, Behruz Bey'in düşünmeye varmasından bir istifade, adio mon cher ami dedi. Behruz Bey de dalgınlık halinde adio bon voyage diyerek refikinin elini sıkmaya davranmışken zavallı maşukayı faniyenin mezarına, ailesinin ikametgahına filana dair Keşfi Bey'den bazı malumat izahat alabilmek mütalasıyla mani olmazsan biraz sizinle geleyim dediyse de Keşfi Bey teşekkür ederim. Lakin ben köprüye değil yukarıya gideceğim. Birkaç yere doğrayacağım. Geç kaldım pardon demekle beraber döndü, hızlı yürüdü, Behruz Bey'den kurtuldu. Mütakiben Behruz Bey de çıktı. Bastığı yerleri göremeyecek, kulağına giren sözleri anlayamayacak derecede bir yeis ve kedir azimle köprüye kadar geldi, vapura girdi. Üsküdar'a çıktı. Arabasını oralarda göremeyince bir kira arabasına bindi, köşküne vardı. Hemen salona çıktı. Kapıyı içeriden sürmeledi. Kendini bir kanepeye attı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. 5. Behruz Bey gözleri yorulup yüreği takattan kalıncaya kadar ağladı. İzana garip bir zamanda salondan çıktı, bastonunu aldı. Bir haftadan beri kendisine en sevgili gezinti mahalli olan bağlar aralarından geçerek bulgurlu üzerine doğru çıktı. Akşam karanlığı ortalığa gereği gibi çökmüş, gökyüzünde ahderler parlamaya, yol üzerinde meskun köşklerin, kulübelerin içinde işal olunan lambaların ziyaları pencerelerden harice vurmaya başlamıştı. Behruz Bey hala teferrücünde devam ediyordu. Çünkü öyle bir yaz akşamının sükun ve sükut içindeki garipliği bir çare sevdazadeyi hayalinin kalbindeki derin mahzuniyete ve zihnini sert faser yürüyen kara kara hülyalara pek muvafık geliyordu. Zarif Safa'yı heves ve ümidine defaten,
Zir-i Zeber, Mamire-i Ayşe hayatını bat eden, her cümerç eden kara haberi, 13 gün evvel alarak birçok ızdıraplar, heyecanlar, telehüfler, saz süslerle dehşeti mavaka, tilit-i fikir eyleyerek, mehma emken istimali-i nefse tahsili muvaffakiyet ettikten sonra, maşuka-i faniyenin karargahı ahirini tahkik noktasında toplanan, bakiye-i amalini takip ederken rast geldiği bir hayale aldanmakla, o acı hakikati evvelki merareti derecesinde ve belki ondan eşit bir mararetle tekrar tatmak ve kendisi emeli münferit olan tahkikin icrasını o sebeple zafer yap olamamak Bihruz Bey'in hatır ve fikrini yeniden perişan eylemişti. Bu perişani-i ifkarın daire-i ittisar büyür büyür ve sonra gene küçüle küçüle bir noktayı mevhume derecesini bulurdu. Bu nokta ise maşuka-i faniyenin her neye mütevakkıf olursa olsun nezarını öğrenmek maksadından ibaret idi. Bihruz Bey gece iki sularında köşke girdi. Bey'in gündüz gittiği yerden bir kira arabasıyla avdet etmesi, ezan vakti yalnızca çıkıp hilaf-ı adet saat 2'lere kadar kalması, kendi arabasının da nerede kalıp ne olduğunu bilinmemesi, köşk halkınca merakı davet ettiğinden, uşaklar aralarında fısıldaşmaya başlamış ve bunlardan bir şey anlamak için dadı kalfa başörtüsüyle dışarıya uğradığı gibi valide hanımefendi de tam mabeyin kapısına kadar gelmiş idi. Bey'in salimen köşke geldiği görününce dadı kalfa içeriye girdi. Valide hanımefendi de müsterih olarak odasına çekildi.